Civcivlerimle birlikte yumurtadan ne çıkarsa sulan challenge yapıyoruz. Herkese merhabalar arkadaşlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızın adına uygun olarak size oyuncaklarla karşılıyorum arkadaşlarım. Neden bunlar burada diyeceksiniz. Evet, elimde son kalan Çekvitevik kutusunu açacaktım. Öyle bir challenge yapacaktık. Ve peşine de Buse ile birlikte bir LOL oyun challenge yapacaktık. Puzzle, oyun, diğer kutumuz, bunları inceleyecektik arkadaşlarım ama bu minik civcivleri karşımda görünce canım yumurta çekti. Mutfağa gittim, bir yumurta kırdım. Öyle olmadı arkadaşlarım, evet. Yumurtayı çok severim ama sadece kahvaltıda. Hele de yaz ayındayız arkadaşlarım, fazla miktarda yumurta tüketmeyelim, olur mu? Gül ablanın bugünkü önerisini dinledikten sonra ben slime videoma geri dönüyorum arkadaşlarım. Evet, bu videoda slime yapacağız. Dekorumuz gayet güzel. LOL'ler karşımızda. Sevimli civcivlerimiz karşımızda ki biraz mahcubum siz arkadaşlarım. Çünkü onlarla ilgili, çünkü civcivlerimle ilgili bir dayı çalışmamız olacaktı. Hatırladınız mı? Ne yapacaktık? Söylemeyeceğim. Sizler söyleyin ama yapacağım aklımda. Onları her gördüğümde, bu odaya her girdiğimde aklıma geliyor ama bir türlü fırsat gelmiyor arkadaşlarım. O kadar çok video var ki tasarladım aklımda sizin için yapmak istediğim. Yani hiç kimsenin içine ihtiyacımız yok arkadaşlarım, değil mi? Sizler bana yetersiniz. Yorumlarda konuşalım, tartışalım. Nasıl içerikler görmek istersiniz kanalımda? Evet, sizin yorumlarınızı beklerken ben de böyle bir şey geliştirdim. Yumurtadan ne çıkarsa slime challenge yapacağız arkadaşlarım. Hem de gerçek yumurta, gördüğünüz gibi. Yumurtaların içinde acaba ne var? Gerçek yumurta bunlar, evet. İçinde bu yumurtaların sarısı ve beyazı mı var? Birazdan göreceksiniz. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Hadi açalım yumurtamızın. Şunun ismi neydi, unuttum. Neydi acaba arkadaşlarım? Şu yumurta koyma kabı mı desek acaba? Hadi öyle diyelim, yumurtalık. Yumurtalığımızı açtım. Spatulam ve karıştırma kabım hazır. Başka da hiçbir malzemem yok. Çünkü slime yapımına ihtiyacım olacak bütün malzemeleri yumurtaların içinden temin edeceğim. Yumurtaları tek tek kıracağım. Karıştırma kabıma dökeceğim. Ve bir slime yapmayı deneyeceğiz. Hep birlikte arkadaşlarım. İlk kez deniyorum. Sizden habersiz olarak sadece yumurtalarımı hazırladım, kaptım, geldim arkadaşım. Hadi hep birlikte kıralım ve sahanda bir yumurta yapalım. Kıralım ve sahanda slime yapalım. Başlayalım arkadaşlarım. Çok heyecanlıyım. Lafı uzatıyorum. Gereksiz yere uzattığımın farkındayım. Özür dilerim arkadaşlarım ama heyecanlıyım. Nasıl bir şey ortaya çıkacak bilmiyorum. Kabuklarından nefret ederim. Evet, yumurtanın kabuklarını hiç sevmem. Yumurtanın içinde sevmediğimiz gibi slime içinde de sevmeyiz değil mi arkadaşlarım? Yumurtanın kabuklarını slime kaseme düşürmem deyip susuyorum ve artık başlıyorum. Hadi arkadaşlarım, çok heyecanlıyım. Hangisinden başlayalım? Hadi siz seçin. Şundan başlayalım mı? Bilmiyorum hangisinden başlasam. Şöyle bir sallayalım. İçi boş olan da var mı acaba? Ya da ay, bu çok ağırmış. Galiba bunların bir tanesi gerçek yumurta arkadaşlarım. Evet, bununla ilgili hemen size bir şey söylemek istiyorum. Gerçek yumurtadan slime yapacağım arkadaşlarım. Ama lütfen beni eleştirmeyin bu konuda. Kötü eleştirmeyin. Neden? Nimetten slime yapmayı asla hani sevmiyorum biliyorsunuz. Yapmadım da hiç bugüne kadar. Tek kullandığımız nimet hani su ve nişastadır. Bunun dışında hiçbir gıda maddesini slime yapımında kullanmadım. Ama yumurtayı kullanacağım. Neden mi? Bilirsiniz arkadaşlarım, günümüze kadar ulaşmış tarihi eserler eskiden sizce nasıl yapılmış? Benim edindiğim bilgilere göre, yani bugüne kadar duyduğuma göre, öğrendiğime göre, günümüze kadar ulaşmış tarihi eser kocaman, görkemli, muhteşem, güzel mimariyle yapılmış arkadaşlarım. İşte onlar meğer yumurtanın akıyla yapıştırılmış. Doğru mu biliyorum? Eğer yanlış biliyorsam lütfen özür dilerim. Doğru biliyorsam da lütfen onaylayın. Yanlış bilgi aktarmış olduğumu hissetmeyeyim. Hangisiyle başlayacağıma karar veremiyorum. Hadi şu önümüzdeki beyazdan başlayalım. Bakalım içinden ne çıkacak? İlk malzememiz neymiş? Bu bir duş jeli. Ve başarılıyım arkadaşlarım. Neden? Çünkü kabuk düşürmedim. Güzel başlangıç oldu. Hemen yumurta kabuklarımı atıyorum. Devam edelim. Acaba bunda ne var? Boş gibi. Kırılmak da bilmiyor. Bu bir tıraş köpüğü. Tam dolduramamışım bunu da. Şöyle elimle alacağım. Şu yumurtayı alalım. Oo, boyaymış. Ama akmadı. Balondan ne çıkarsa gibi olmadı arkadaşlar. Öyle hayal etmişim. Böyle fışkıracağını falan düşündüm ama öyle olmadı. Boyamızı da aktaralım. Devam edelim. Bakalım Tutkalı ve Boraks'ı ne zaman bulacağız? Ya da slime yapımında fail olacak bir malzeme var mı? Bir şey sıçradı. Bakalım bu neymiş? Nişasta. Yumurtaları kırdım arkadaşlarım. Gördüğünüz üzere içlerini güzelce yıkadım. Hiçbir koku yok. Yumurta kokusunu hiç sevmem. Başka bir yumurtayla devam edelim. Bu da ne? Bu da bir saç kremi. Bolca bir saç kremi. Saç kremi slime'larımıza çok yakışıyor arkadaşlarım. Kesinlikle elimize yapıştırmıyor ve kıvamını böyle yağ gibi, butter slime gibi yapıyor. O yüzden özgür olduğum slime'lar da yapıyorum. Özellikle de beyaz tutkallı slime'lara çok yakışıyor. Yanlış yumurtayı da alalım. Wow, yine bir köpük.
Herhalde bu da saç köpüğüdür. Bol köpüklü slime'lar sevdim biliyorsunuz. O yüzden yumurtaların içini bolca köpükle doldurmuşum. Şimdi beyazlarla devam edelim. Şu arkadaki beyazı almak istiyorum. Oo. Sanırım borak suyu bulduk. O zaman bu biraz sonraya kalsın. Bakalım şu sarının içinde ne varmış. Kıralım. Çok güzel. Yeşil simi bulduk. Geriye 3 tane yumurtamız kaldı. Şu sarıyla devam edelim. Beyazları sona bırakalım. Hiç ses yok. Acaba ne var? Oo, yine köpük. Evet, köpüğü sevdiğim artık herkes anlamıştır arkadaşlarım. Bol köpüklü pofuduk. Harika bir slime olacak gibi görünüyor. Yeşil ve morun uyumu. Bir de içinde pembe vardı. Bakalım nasıl bir renk ortaya çıkacak. 3 farklı renk var. Bir de beyaz. 4. İşte burada bu da ağır. Acaba bu da tutkalımız mı arkadaşlarım? Hadi o zaman kıralım ve sondan ikinci malzememizi bir görelim. Evet, bu da tutkalmış. Yumurtanın beyazı gibi görünüyor değil mi? Ve yumurtalığımızda kalan son yumurtayı da alıyorum. Ve sanırım bu da borak su ve elime gelmiyor. Evet, oldukça ağır arkadaşlarım, bakın. Sesinden de anlaşıldığı üzere bu bir borak su. Hiçbir sürprizi kalmadı. Evet. Bütün malzemelerimi karışma kabıma ekledim. Şimdi karıştırabilirim. Biraz su eklesem miydik arkadaşlarım? Ne dersiniz? Neler oluyor orada? Fail'lik bir durum var mı? Var mı? Bir de güzel slime olsa oh ne güzel olurdu. Arkadaşlarım sanırım fail'lik bir durum var. Bu sıvılık da nedir böyle? Sıvı bir şey eklemedik. Suyumuz bile yoktu. Borak suyu yoksa yanlış mı hazırlamışım arkadaşlarım? Evet, aşağıda bir oluşum var. Ama onun yanında bir hoşaflık da var. Bir çorbalık da var arkadaşlarım. Takviye yapacağız. Evet, şu nedir? İmdat! Arkadaşlar çöplük slime mi olacak yoksa bu? Yumurtadan ne çıkarsa çöplük slime. Neyse bir dakika bekleyelim. Hemen ön yargılı davranmayıp slime'ımızı eleştirmeyelim. Hemen buna bir tutkal takviyesi yapalım. Biraz tutkal ekleyelim. Evet arkadaşlarım, başka bir çaremiz yok. Çünkü bir sıvılık var orada. O sıvılığın neden kaynaklandığını anlayamadım. Sadece borak suyu ekledik. Gül suyu bile yoktu. Neler oluyor orada? Hiçbir değişiklik yok ki. Arkadaşlarım ne yapacağım? Önerinizi istiyorum. Hemen bu noktada öneriniz. Eğer şu durumda siz olsaydınız ne yapardınız? Ha, olacak ama olamıyor. Nedenini bilmiyorum. Çünkü bunları kullandığımız malzemelerdi zaten. Duş jelidir, duş jelidir, kremlerdir. Her şey zaten kullandığımız slime yapımında başarılı olan malzemelerdi. Bu sıvılaşma da nedir? Evet, tamamen benim aceleciliğim arkadaşlarım. Başka bir şey yok yani. Bir şey olduğu yok. Birazcık sabırlı olsam da sussam, çenemi kapatsam, karıştırmaya devam etsem. Olacak bir şeyler işte. Hangi fail slime'ı düzeltemedik ki? Bunu da düzeltiriz. Biraz daha tutkal ekleyelim mi? Kabımızı gönderelim. Evet, borak su kusurlu arkadaşlarım. Borak suyum olmadı. Borak suyu yanlış hazırlamışım. Borak suyunu az eklemişim derken hayır. Meğer borak suyumu fazla eklemişim arkadaşlarım. Şimdi bu slime tamir istiyor. Evet, katılaşmış slime'ımızı nasıl tamir ediyorduk? Gliserinle. Gliserin gelsin. Evet, 2 yıl önce aldığım gliserin hala yarısından fazla duruyor arkadaşlarım. Azar azar kullanıyoruz çünkü gliserin çok kullanılmıyor. Çok az miktar bile iş görüyor. Zararlı bir madde de değil zaten. Alıp kenarda tutabilirsiniz. Çok pahalı da değil. Tutkalmarket.com'dan almıştım. Şu hani sıp sıp oyuncu ile alıyorduk arkadaşlarım bir aralar. İşte oradan almıştım. Slime tamirlerinde işe yaradığını düşünüyorum. Bakalım şimdi işe yarayacak mı? Olacak olacak ama henüz değil. Biraz daha yormam gerekiyor. Birkaç malzeme takviyesi daha yapsak mı arkadaşlarım? Mesela güneş kremi. Ne dersiniz? O da çok işe yarıyor. Evet. Gliserin artık eklemeyeceğim. Kıvam gerçekten esnedi, yumuşadı. Ama benim istediğim kıvam bu değil. Çok güzel oldu arkadaşlarım. Ne dersiniz? Hiçbir şey eklemeyelim. Tamam, vazgeçtim. Hiçbir şey eklemiyorum. Birazcık daha yoğurup oynuyorum. Arkadaşlarım, 2 gündür ne güzel slime videolarında oyuncak açıyordum. Bu konuda ne diyorsunuz? Bu videoda ister miydiniz bir oyuncak açalım? Eğer istiyorsanız, her slime yapımında bir oyuncak aç diyorsanız bunu yorumlara lütfen yazın. Ben açarım. Ama siz sıkılır izlemezsiniz diye korkuyorum arkadaşlarım. O yüzden lütfen videolarımı şekillendiren sizler olun. Elimin çirkinliği. Hadi o zaman slime'cim, çok güzel görünüyorsun. Ellerini de temizle. Arkadaşlarımıza temiz bir şekilde pırıl pırıl veda edelim. Güzel oldu değil mi arkadaşlarım, ne dersiniz? Hani birazcık daha gliserin mi eklesem diyorum. Madem başka malzemeye bulaşmayalım dedik. Tamam, bu da yeterli. Doğrusu ben bayıldım. Umarım keyifle izlediğiniz değişik bir video olmuştur arkadaşlarım. Yumurtadan ne çıkarsa daha önce izlemedim, görmedim, bilmiyorum. Umarım sizler için hazırladığım bu sürpriz
Slime videosu hoşunuza gitmiştir arkadaşlarım. Videonun başında kimler yumurtaları gerçek zannetti? Yorumlarda bunun cevabını da okumak istiyorum. Doğrusu ben bile gerçek zannettim. İçinden gerçekten yumurta çıkacak zannettim. Ama dediğim gibi çok yakında yumurtanın akıyla slime denemem gelecek. Eğer sonuç başarılı olursa siz de denemek isterseniz bir seferliğine mahsus sarısını yiyip beyazıyla slime yaparız. Ne dersiniz arkadaşlarım? Yapalım mı böyle bir test deney? Yapmadım ben, denemedim. Biliyorsunuz her şeyi birlikte deniyoruz. Ah, bir şey fark ettim. Benim slime'ım kimin renginde oldu? Evet, benim kokoş civcivimin renginde oldu. Çok şirin değil mi? Evet, mor renkli kokoş civcivimin renginde oldu. Sarı civcivim de saçının renginde. Mor rengi çok severim. Aranızda mor rengi seven arkadaşlarım varsa bunu da konuşalım. En sevdiğiniz rengi de merak ediyorum. Gerçekten güzel bir slime oldu arkadaşlarım. Kırdığım malzemeleri size tek tek söyledim. Eğer bu kıvamda bir slime yapmak istiyorsanız renk ve simin bu slime yapımında çok da bir fonksiyonu yok. Diğer malzemeleri gözden kaçırdıysanız videomu tekrar izleyip tarifi not alabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Evet, şimdi veda zamanı. Vedaları hiç sevmiyorum arkadaşlarım ve bir sonraki videoya kadar sizi çok özleyeceğimi söyleyip artık veda ediyoruz. Evet. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın. El sallayamadım. Ben biraz oynayacağım. Benimle kalmak isteyen arkadaşlarım kalabilir. Ayrılmak isteyen arkadaşlarım da diğer videolarıma geçebilir. Bitiş ekranında sizin için video önerilerim olacak. Ayrıca açıklamalar bölümüne tıklayıp eski videolarımı izleyebilirsiniz. Hepiniz çok seviyorum arkadaşlarım. Gününüz güzel geçsin.